Öncelikle bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Özellikle de Delta Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Bir Şey Yapmalı inisiyatifine bu toplantıyı düzenledikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Can Ataklı'nın bıraktığı yerden alacak olursak, bir kere burada bu panele katılan hepimiz aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyeceğiz. Ülkelerin meclise ve referandum sonucunda sandığa yansıması ve anayasa taslağında da nelerin doğru olmadığını düşündüğümüzü, nasıl hayır verilmesi gerektiğini hep aynı şeyleri söyleyerekten diyebileceğiz. Ben belki şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Sayın Can Ataklı'nın referandumun sonucu hayır çıktığı anda Türkiye'de birdenbire her şey değişecek demesini biraz fazla büyük bir beklenti olarak biliyorum. Bunu özellikle sizinle paylaşmak isterim. Sakın ha sizlerin moralinizi bozmak için veya hayal kırıklığına uğratmak için bu söylediğimi düşünmeyiniz. Türkiye'de bir şeylerin değişmesi için gerçekten bir şey yapılmalı. Yapılacak şeylerin birincisi hayır oyuyla sandığa yansımak ve referandumun sonucunu hayır çıkartmaktır. Ama bu sadece bir başlangıçtır. Her şey birdenbire referandumun sonucunda hayırın çıkmasıyla düzelmeyecektir. Düzelmemesinin sebebi de belki herkes tabii kendi mesleği ve kendi geçmişinden hareket ederekten bir takım düşüncelerini paylaşır böyle toplumlarda ve böyle toplantılarda. Ben bir Dışişleri mensubu olarak ve bir emekli bülgeci olarak dış politika vizyonundan bakaraktan size bazı şeyler anlatmak isteyeceğim. Bir kere tek adam nedir? Tek adam rejimi nedir? Tek adam yönetimi nedir? Ve biz niçin bu anayasa değişikliğiyle tek adam yönetimi geleceğinden endişe ediyoruz? Aşağı yukarı 40 yıllık bir diplomasi tecrübem oldu. Ve ilk daimim 1981 yılında Sovyetler Birliği'ne daim olarak başladım. Ondan sonra da Azerbaycan'da Büyükelçilik olarak görev yaptım. Saddam Hüseyin'in daha hayatta olduğu fakat yakalandığı süreçte Bağdat'ta Büyükelçiliği. Tek adam rejimi ve tek adam yönetimi şudur. Herhangi bir partinin devletin bütün aygıtlarını tamamen kontrolü altına almasıdır. Ve bir parti ile bir devletin sisteminin tam olarak üst üste çatışması ve bunun başında da bir tek kişinin her şeye hakim olması demektir. Peki bu anayasadan evet çıkar ise Türkiye'ye böyle bir sistem mi gelecektir? Evet gelecektir. Çünkü her şeyden önce sistemin zaten içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdiye kadar alışkın olduğu bizim anayasamızın en önemli özelliği olan önemli bir ilke değişiyor. Partili bir cumhurbaşkanı. Şimdi partili cumhurbaşkanı ne demektir? Partili cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren hangi partinin başkanı ise o partinin başkanı olarak ve o partinin kendisine önerdiği ya da kendini o parti içinden ve o partiye inananlardan seçtiği kişileri belli noktalara verebilecek. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli prensiplerinden ve bizim anayasamızın en önemli unsurlarından bir tanesi olan Cumhurbaşkanı'nın siyasi bir geçmişten gelse dahi ve herhangi bir partinin adayı olaraktan seçilse dahi seçildiği andan itibaren partisinden istifa etmesi özelliği bu yeni gelecek olan anayasayla ortadan kaldırılmaktadır. Bunun sonucunda şu ortaya çıkacaktır. Bunlar herhalde zaten panelistler tarafından dile getirilecek. Örneğin Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin belirlenmesi, seçilmesi. Örneğin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyelerinin belirlenmesi, seçilmesi. Örneğin parlamento seçimleriyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hep 5 yılda bir aynı günde yapılması. Bütün bunların hepsinin sonucunda da bir kişinin ister yargı olsun, ister yasama organındaki o partiyi temsil eden milletvekilleri olsun hepsinin birden belirleme yetkisine sahip olması. İşte önümüze sunulan sistem budur. Şimdi şahıslardan veya isimlerden hareket etmesek de bugün Türkiye'de önümüzde bulunan bütün önemli siyasi liderlerin hepsi hakkında herkesin iyi kötü bir düşüncesi vardır. İyi olduğunu düşünür, kötü olduğunu düşünür. Önemli olan bugünün siyasetçileri değil. Eğer bu sistem Türkiye'ye yeni bir anayasayla referandum sonucunda kabul ettirilir ve uygulamaya sunulursa bugünden sonra karşımıza nasıl bir kişinin gelip de bunu kullanacağını ve istismar edeceğini hiç kimse merak edemez. Referandumdan hemen sonra değil,
Ama belki birkaç sene sonra bir seçimde başımıza bir Saddam da gelir, bir Stalin de gelir. Dolayısıyla işte tek adam rejimi derken bunu anlamakta fayda var. Ben aslında bu sorunun sadece Türkiye'nin sorunu olduğu düşüncesinde değilim. Çünkü tüm dünyada son zamanlarda ciddi bir şekilde popülizmin ve sağ radikal siyasi partileri siyasi hayata ve siyasi yelpazeye sahip olduğu ve hakim olduğu görülüyor. Aynı durum Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşanıyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde hala belli emniyet mekanizmaları ve kurumsal bir takım yapılar bunun bir tek adam rejimine dönüşmesinin önünde engel. Bakınız Donald Trump 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne vize alarak girmelerini yasakladı 90 gün süreçte. Ama bir yargıç çıktı ve bu kararı mahkeme kararıyla kendisi inisiyatif olarak bozdu. Türkiye'de referandumun sonucunda evet çıktığı takdirde böyle bir şansımız olmayacaktır. Türkiye'de yargı tamamen tek adamın ve tamamen o başkanlık sistemini içselleştiren ve onun tepesinde, onu temsil eden kişinin ağzından çıkacak kararla anlaşılacaktır. Yargının, yasamanın ve yürütmenin hiçbir şekilde bizim bildiğimiz, anayasamızda içselleştirdiğimiz kuvvetler ayrımı sistemine uygun bir şekilde yürütülmesi mümkün olmayacak. İşte onun için hayır denmesi gerekiyor. Sayın Başkan, siz çok teşekkür ederim. Beni takdim ederken emekli büyükelçi olduğunu vurguladınız. Ben aynı zamanda Hürriyet.com.tr'de yani Hürriyet'in internet gazetesinde de köşe yazarıyım. Pazartesi ve Perşembe günleri de yazıyorum. Onun için Sayın Canan Tatlı ile birlikte ben de kendimi bir basın mensubu olarak anad ediyorum. Onunla da bunu duyuyorum. Ancak şunu belki sizlerle paylaşmak isterim. Bugün buradaki katılımcıların ve dinleyiciler arasında kadınların az olması beni üzüyor. Nezihe Muhittin ve Şaziye Berrin isimlerini acaba bileniniz var mı? Bugünkü yazımda Avrupa'da ve dünyada kadın politikacıların ne kadar önde olduklarını, Birleşik Krallık'ın başbakanının Theresa May olduğunu, İskoçya'nın başbakanının Nicola Sturgeon olduğunu, Kuzey İrlanda'da Sinn Féin ile Demokratik Birlik Partisi'nin ortaklaşa tayin edildiği iki eş başbakanın ikisinin de kadın olduğunu, Birleşik Krallık'ın kraliçesinin kadın olduğunu, Almanya'da bu sene yapılacak olan seçimlerde başbakanlığı sürdürmeye en büyük aday olan Angela Merkel'in kadın olduğunu, Fransa'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalacağına kesin gözüyle bakılan Ulusal Cephe'nin başkanının Marine Le Pen yani kadın olduğunu vurguladım. Teşekkür ederiz.